bayram ziyaretlerini yapıyoruz. Değil mi? Genelde halkımız kurban bayramında birinci gün kurbanla meşgul olunur. Çok yakın akrabalar daha çok birbirlerine gider gelir. Ama ikinci, üçüncü gün halk ziyaretleri, komşu ziyaretleri, akraba ziyaretleri daha yoğun olur. Zaten bayramda da belki bu bayramın en güzel taraflarından birisi çoluk çocuk, ailece akraba ziyaretidir, komşu ziyaretidir. Allah kabul eylesin. Duaların kabulüne de sebeptir biliyor musunuz bayramlaşmalarda ziyaretleşmek? Peygamber Efendimiz ne buyuruyor hadisi şeriflerinde? Kişi akraba ziyaretini kesmedikçe ve bir günahı işlemeye inatla, ısrarla devam etmedikçe Allah o Müslümanın duasını mutlaka kabul eder. Bir şekilde kabul ediyor. Onun için akraba ziyaretini kesmek, duayı kesmektir. Ne dua ederseniz edin, sabahlara kadar dua edin isterse, ayetler okuyun, dualar edin. Akraba ziyaretini kesmişseniz Allah duayla, sizin yapacağınız duayla kendi arasındaki irtibatı kesiyor. Hadisi şerif bu, Efendimizin sözü aleyhissalatü vesselam. İşte bayramlar ziyaretlerimiz devam ediyor. Kurbanlarımızın etlerinden fakirlere, muhtaçlara ikram ediyoruz. Allah kabul eylesin. Allah bedeninizi de ruhunuzu da felç olmaktan, sapıtmaktan, hastalanmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Hastalığı olanları, ruhunda hastalığı olanları, bedeninde hastalığı olanları Rabbim şu bayram günleri hatırına Milyonlarca Müslüman seviniyor. Allah'ım bayrama kavuştuk diye. Sevinemeyenleri sen sevindir ya Rabbi. Derdi olanları sen düze çıkar ya Rabbi. Allah'ım bayramdır bugün. Bayram eden var, edemeyen var. Kudret senin elinde. En azından bize düşen bayram edemeyene de bayram etsin diye dua etmektir. Bize lazım olan bayramı bulamayana bayramını bulsun diye dua etmektir. Allah seni beni onunla imtihan edecek. Sen bayram ettin de Suriye'deki kardeşin, Patani'deki kardeşin, Arakan'daki Müslüman, Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşin, Çeçenya, Filistin aklına geldi mi Müslüman? Dua ettiğin kadar Müslümansın. Belki oralar kurtulmayacak. Allah'ın imtihanı daha yıllar boyu devam edecek belki. Anadolu şu günlere gelinceye kadar yokluk çekmedik mi? Biz şimdi çocuğumuza sofrada yemek beğendiremiyoruz. Bu millet ne çilelerden gelmiş. Rahmetli babam anlatırdı. Nur içinde yatsın bütün ölmüşlerimiz. At pisliğinden arpa topladık oğlum derdi. Onu kavurduk, ekmek yapıp yedik derdi. Yıkamışlar, kavurmuşlar, onu ekmek yapıp yemişler. Ben bu yokluğu bu gence nasıl anlatırım bugün? İnternetten kalkmayan, trafikte iki kulağına Walkman'in kulaklığını tıkıyor. Yahu kardeşim kornayı bile duymuyor. Cehaletten geçilmiyor İslam alemi. Bir bakar mısınız? En medeni biz olmamız lazım. Şu bayram günü Müslümanlar. Hatırlatmamı ne olur mazur görün. Korna çalan ülke İslam ülkeleri. Avrupa'yı gezdim. Allah imkan verdi. Kardeşlerimiz davet ediyorlar. Zaman zaman imkan ölçüsünde gidiyorum. Ya bu arabaların hiç mi kornası yok? Söküp aldılar mı acaba? Biz olsak çıldırırız. Yayalar geçiyor. Yayanın öncelik hakkı var ya. Geliyor, geçiyor, bekliyor adam. Sinirleri alınmış. Arabanın kornası alınmış. Biz tekerlekli sandalyeyle giden adama dağın dağın korna çalıyoruz. Çekilsene yoldan diyoruz. Müslümanlık bu mu sizce? Hadi Mehmet Akif'i de rahmetle analım. Ne güzel söylemiş 100 yıl önce. Nerede Müslümanlık? İnsanlık bile kalmamış bizde. Alemi aldatmak maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Allah sana rahmet eylesin ey Mehmet Akif Ersoy. Ey Necip Fazıl. Ey bu topraklara imanı, İslam'ı, huzuru, kardeşliği satır satır yazanlar desen desen çizenler, cephelerde şehit olanlar, Allah size rahmet eylesin. Allah size rahmet eylesin. Bu topraklarda ilmin, irfanın, kardeşliğin, barışın, emeğini ve çilesini çekenler, alimler, hocaefendiler, şeyhefendiler, ey mübarek mürşidi kamil efendilerimiz, Allah size rahmet eylesin. Küfre karşı bu topraklarda yaşayan Nemrut ve adamlarının inancına karşı bir olan Allah inancını getirmek kolay değildir öyle. Türküyle mürküyle olacak bir iş değildir. sazla sözle olacak, şiirle resimle olacak bir şey değildir. Onlar daha sonra lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.